أتم بسالك يفقه قولي لا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان محصورا. صدق الله العظيم. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun cemaat-i müslümin. Cumanız mübarek olsun. Allah sizlere de ümmetinizi de merhamet eylesin. Sağlık, sağlık, afiyet, ihsan eylesin. İşlerinizi ıslah eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayet-i kerime İsra suresinden 32. ayet-i kerime. Estağfurullah, 33. ayet-i kerime. Yukarıdaki ayet-i kerimede geçen hafta görmüştük. Allah-u Teala zinayı yasaklıyor. Çocuklarımızı açlık korkusuyla öldürmememizi emrediyordu. Çünkü çocukları da bizim rızkımızı da Allah Celle Celaluhu veriyor. Bakamayacağınız kadar çocuk edinmeyin sözü çok abes, çok saçma bir sözdür. Rızık Allah'a aittir. İnsanı çalışmak düşer. Allah dilediğini rızkını açar, dilediğini rızkını kapatır, daraltır yaptır. Bu iş çalışmakla da alakalı değildir. Nice çok çalışanlardır, fakirdir. Nice daha az çalışanlardır, zengin olmalıdır. Bizim de çocuklarımızın da rızkını Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Çocukları öldürmenin bir yolu da onlardan utanmaktır. Bu utanma nasıl olur? Geçen haftaki dersimizde geniş geniş anlatmıştık. Peygamberimize peygamberlik geldiği sıralarda cahiliye ahlaklarının durumu çok kötüydü. Kız çocukların iffeti maalesef kayboluyor. Kadınların konumu çok önemli. Fuhuşla para kazanmalarına vesile olur. Savaşta bir iş göremeyince kadınları sadece yiyici takım olarak görüyorlar. Onları mirastan da mahrum ediyorlar. Ancak işte boşa zor diyerek para kazanmalarına bir kısım insanlar sağlıyorlar. Kadınların toplum içerisindeki bu çok düşük seviye iffetsizliği bazı babaları endişelendiriyor. Kız çocuklarını ileride yüzümüzü kara çıkartmasınlar diye öldürüyorlar. Yani kız çocuklarının öldürülmesinin bir sebebi vardır. Birisi bu anlattığını, birisi de onları besleme kaygısı. Erkek olsa çalışır, savaşır, ganimet toplar, çapulculuk yapar, haydutluk yapar, mal getirir ama kız bunları yapamaz diye kız çocukları yiğit takımı diye öldürüyorlar. Buradan anlaşılıyor ki çocukların öldürülmesinin bir sebebi de zinadır. İnsanlar Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı bir güzellik olan, dünya hayatının bir süsü, bir şehveti, bir arzusu olan o şehvet duygusunu nikahla meşru bir yolda karşılamayınca tıpkı hayvanlar gibi canları ne zaman isterse birbirlerine atladıkları zaman nikahsız ortaya sorumsuz bir kısım çocuklar çıkar. Böyle bir zina. Toplumda bunlara daha alçaltıcı, aşağılayıcı bir isim veriyorlar. Biz o kelimeyi burada kullanmıyoruz. Bu zina mahsulü çocuklar toplumun başına beladır. Ya küçükken annesi babası suçumuz meydana çıkmasın diye bunları öldürüyor. Maalesef bu asırda bu çok oluyor. Bu öldürme de iki şekilde tecelli ediyor. Ya kürtajla erken öldürüyorlar, ana karnındayken parçalayarak öldürüyorlar.
Bu bir katilliktir. Bunu yapan doktor da katildir. Çocuk ana rahminde ölünce ya da öyle bir hastalığa sebep oluyor ki annenin sağlığı bozulacak, anne ölecek. Ancak çocuk alınabilir, başka türlü alınamaz. İki zarar bir araya geldiğinde ehveni terk edilir. Annenin hayatı ile çocuğun hayatı söz konusu olduğu zaman annenin hayatı tercih edilir. Çocuk ancak o zaman alınabilir. Yoksa çocukları kürtaj etmek bir katilliktir. Ya da doğduktan sonra suçu meydana çıkmasın diye bir şekilde çocukları ölüme atıyorlar. Ya kendileri öldürüyorlar veya bir cami avlusuna veya bir karakol dibine veya insanların çok girip çıktığı bir binanın, bir kurumun dibine bırakıyorlar. Bir aile terbiyesi, baba terbiyesi, anne şefkati görmeyen bu çocuklar her ne kadar da sosyal devlet icabı, devlet elinden geldiği kadar bunlara baksa, yedirmesini, içirmesini sağlasa bile ruhunun açlığını doyuramadığı için hele bizim ülkemizde güzel şeyler bunlar, sosyal devlet olarak çocuklara bakılması, sonra da bir iş verilmesi ama 18 yaşından sonra bırakılıyorlar dışarıya. Bu çocuklar aile terbiyesi görmemiş, baba disiplini görmemiş, anne şefkati görmemiş bu çocuklar toplumun başına bela oluyorlar. Anarşist ve teröristlerin çoğu buradan çıkıyor. Suç makineleri buradan dönüyor. Maalesef. Bu topluma karşı işlenen bir cinayetin topluma ceza olarak tekrar dönüşüdür. Mısır'da darbe öncesinde halk sokaklarda demokrasi ararken baltacılar diye bir grup insan çıkmıştı. Ellerindeki baltalarla insanlara saldırıyorlar. Acımasızca nerede diyorsa oraya doğru katlediyorlar. Kasap gibi insan doğuruyorlar. Medyada bunu sık duyunca biraz internetten araştırdık. Bu baltalılar kimler? Baltacılar annesiz, babasız, zina mahsulu sokaklarda büyüyen serseri çocuklar. Hiç acımıyor. Üstelik insanlar karşı öfke içerisinde. Herkesin yuvası varken bizim yuvamız da yok diyor. Aç ve sefil yaşıyorlar. Devlet de vurun sizi görmezlikten geleceğiz dedikleri zaman sokak ortasında baltayla vurup vurup insanları dövüyor. Darbeyi destekleyen devlet bu canileri görmezlikten geliyor ve bunlar acımasızca insan öldürüyorlar. Bu toplum içerisinde de dikkat edin, suç isteyen insanlar arasında anasız babasız yetişmiş, sokaklarda büyümüş, anne şefkati, baba merhameti, disiplini görmemiş bu çocuklar yani. O yüzden Allah Celle Celaluhu وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا zinaya yaklaşma. Bu çok çirkin bir zin. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Yazıklar olsun. Nasıl bir akıl ki? Bugün çağdaş uygarlık düzeyi denilen insanlar, bize de örnek gösterilen, bize de taklit ettirilen güya zavallı insanlar, zinayı suç saymıyorlar. Zinayı ayıp saymıyorlar. Neyse onlar kafir. Onlar Kur'an'a inanmıyorlar. Onlar Hazreti Muhammed'e iman etmiyorlar. Ya Türkiye gibi bir toplum kendi yasasından, ceza hukukundan nasıl olur da zina suç değildir diye kanun maddesi yapar Allah aşkına? Bizi temsil ediyorsa milletvekillerimiz, demokrasi gerçekten milletin iradesi ise biz hepimiz zinayı suç biliyoruz, ayıp biliyoruz, kötü biliyoruz, zararlı biliyoruz ve yasaklanmasını istiyoruz. Bizim milletvekillerimiz mecliste bu zina suç değildir ibaresini kaldıracak,
Zina hem suçtur, hem ayıptır, hem çirkindir. Zinaya götüren bütün yollar kapanmalıdır. Zinaya götüren bütün yollar. Çünkü zina gerçekten çok ayıptır. Bazen dinlenirken ya da yemek yerken televizyonu açıyoruz. Bazı programlar var, bazı haberlerde görüyoruz. Kardeşinin karısını almış, abisinin karı adamla kaçmış, bilmem aile içerisinde fuhuş, çocuğu bellisiz, bu çocuk benden değil diyor. DNA testi yapıyorlar, çocuk kocasından çıkmıyor. Ya nereye gidiyor bu toplum? Hiç yüzleri kızarmıyor bunu yapanlar. Dün bir tanesini böyle dinledim. Kocam beni sevmiyor, ailesi bana değer vermiyor. Sen de kalk başkasıyla zina mı yapacaksın? Nerede iman? Nerede Allah korkusu? Nerede İslamiyet? Nerede ar hayal duyguları? Nerede utanma? Ve esas yetkililere seslenmek lazım. İlim nerede öğrenilir değerli kardeşlerim? İlim nerede öğrenilir? İlim okulda öğrenilir. Din okulda öğretilmeli. Irz, namus okulda öğretilmeli. Zinanın çirkin olduğu okulda öğretilmeli. Ama benim bacak kadar oğlum diyor ki ilkokulda okuduğu sıralarda baba ilkokulda ilk öğretimde bile o zaman 8 yıllıktı. Ortaokulda ilkokulun içerisindeydi. Kız arkadaşı olmayan sınıfımızda erkek çocuk yok diyor. Cehenneme gidiyoruz Müslümanlar. Tedbir almamız lazım. Çok kötü bir yol diyor. Ve bunun arkasından adam öldürmeler geliyor. Bu kadar adam öldürmelerin istatistiklerini yapın. Altından ne çıkar? Namus davası. Namus davası olmaz diyor. Olur kardeşim. Biz de olmasını istiyoruz. İslam hukukunda evli bir adam karısını zina yaparken görse ya da kadın kocasını zina yaparken görse biliyorsunuz zina çok kötü bir fiildir ve bunun cezası çok ağır. Başından nikah geçmiş olanların cezası ölümdür. Bakirelerin cezası kadın erkek cemiyet içerisinde 100 sopa bulur baktı. 100 sopa böyle ince bir sopa el kaldırmadı. Bu adama bir şey etmez. Ama namussuz adam diye 100 sopa şehrin ortasında meydanda dayak yemek yer yarasa da içine girsem ölsem de dedim. Çok ağır. O yüzden bunun ispatı da zorlaştırılmıştır. 4 erkek şahit görecek. Veya kendisi mahkemede 4 kere ben zina yaptım diyecek. Niye? Çünkü bu dünyada cezasını çekerse ahirette cehennemde yanmaktan kurtulur. Olur mu böyle bir şey? Olur. Asıl saadette beni temizle ya Resulallah diye geldi. Kadın da geldi, erkek de geldi ve Peygamberimiz onların cezasını verdi. Ölürken ahirette tertemiz gitti. Bir cahillik yapmış, nefsine hakim olamamış, zina etmiş. Saklasaydı, gizleseydi, kimseye bir şey söylemeseydi, sonra yalvarsaydı, yakarsaydı, ağlasaydı, sızlasaydı, tövbe etseydi, bir daha yapmasaydı, belki Allah affederdi. Biz de böyle teşvik ediyoruz. Birisinin zina yaptığını 4 kişi görse mahkemeye gidip de zina yapıyorlar diye şikayet etmek zorunda değil. İsterlerse gözlerini kapar, şahitlik yapmazlar. Ama mahkeme davet ederse gitmek zorunda. Adam karısını zina yaparken gördü. Tutup kurabilir mi? Hayır. İşte burada eğer namus cinayeti dedikleri şey bu ise İslam buna karşıdır.
Dört tane adam şahit getirmesi lazım. Buna bir çözüm getirmiş diyor İslam. O dört şahit yabancılar içindir. Karı ya da kocadan bir tanesi eşini zina yaparken görürse mahkemeye müracaat eder ve dört sene mahkemede gözümle gördüm de eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üstüme olsun der, azabı üstüme olsun diye yemin eder, hakim bunları otomatikmen ayırır. Sen sağ ben selam. Karı kocalıkları orada biter. Öldüremez kardeşim. İnsan hayatı çok kıymetli. Kaldı ki bu tür suçları ceza hukukunu devlet verir. İhkak-ı hak caiz değildir. Bugünkü hukuk da İslam'dan almıştır bu esasları. İhkak-ı hak, hakkı bizzat kendisinin alması, acısını kendisinin çıkartması, cezasını kendisine vermesi caiz değildir. Mahkemeye müracaat edeceksen, yargılanacak, adaletli bir mahkemede onun cezası sabit olacak ve cezasını devlet verecek. Ölümse ölüm, başka bir cezası başka bir ceza. Sen kendin veremezsin. Anlaşıldı. Bir koca karısını zina yaparken görürse mahkemeye gider, boşar, o kadar. Elini kana bulamaz, bundan sorumlu. Öldürme işini bir ceza olarak yaparsa devlet yapar. Var mı? Evet var. Biz öldürme, idam cezasını niye kaldırdık öyleyse? Dinimizde var, tarihimizde var, örfümüzde var, ecdadımız kullanmış. Biz niye kaldırdık? Avrupa'da kaldırıldı diye. Avrupa'da kaldırılmayanlar da var. Amerika'da hala ölüm cezaları var. Başka ülkelerde de var. Biz mecbur muyuz Avrupa'nın kanunlarını ülkemize getirmeye? Hem de böyle işe yaramaz kanunlar. Tekrar soruyorum. Demokrasi milletin iradesi midir? Millet ne isterse o mu olacak? 4 yılda, 5 yılda milletvekili seçimi, millet ne istiyor diye vekillere kanalıyla milletin iradesini gerçekleştirmek için mi var? Evet. Yahu duymuyor musunuz? Bu millet her toplantıda idam, idam, idam diye bağırıyor, idam istiyor. Kız çocuklar ya, küçük kız çocuklar, 3-5 yaşındaki kız çocuklarına tecavüz edenlere idam istiyor. Anarşist teröristlere idam istiyor. Kim istiyor? Bu millet istiyor. Nerede bu milletin iradesi? Niye geçerli olmuyor? Bana ne Avrupa'da? Bir şeyle ters gidiyor kardeşler. Bir şeyle ters gidiyor. Bir testi daha söyleyeyim. Hukuk fakültesinde okumadık ama ilahiyat okuduk. Orada da İslam hukuku inceledik. İslam hukukunun metodolojisiyle bugünkü hukuk metodolojisi arasında çok büyük benzerlikler var. Ve hukuk kitapları da okuyoruz. Modern hukukta bir yasa nasıl hazırlanır? Bir yasayı yasa koyucu, komisyon üyeleri, bilir kişiler, ülkenin en büyük hukukçuları, profesörleri, öğretim üyeleri, sahada bizzat çalışmış olan hakimler, savcılar, avukatlar bir önerge verirler. Hükümet bu önergeyi alır, kendi de üstünde incelemesini yapar. Hukukçu arkadaşlarına verir ve bunu teklif olarak sunar. Bu teklif Adalet Komisyonu'na gider. Bir kanun hazırlanırken gözetilecek olan ilke şudur. O milletin bu konuda dini ne diyor, örfü adeti ne diyor, töresi ne diyor, değerleri ne diyor, o da var. Milletin değerleri, değer yargısı. Nedir değer yargısı? Dindir, töredir, örftür, adettir, görgü kurallarıdır. Buradan çıkar hukuk.
Peki bu saydıklarımız, örneklerini verdiklerimiz, bu milletin dinine bakılarak yapılan kanunlar mı? Örf ve adetine bakılarak yapılan kanunlar mı? Yok. Ya bunlar Avrupa'dan alınan kanunlar. Ne dini bizim dinimiz, ne örfü bizim örfümüz, ne kültürü bizim kültürümüz, ne tarihi tecrübesi bizim tarih. Hiçbir değerimiz onu tutmuyor. Peki biz kanunumuzu niye yerli ve milli olarak yapmıyoruz da en yolundan alıyoruz? Çok şey bu ülkede yanlış biliyor. Sizler dininizi öğrendikçe, tarihinizi öğrendikçe, kendi kültürünüzü, değer yargılarınızı öğrendikçe bu yanlış gidişe dur diyeceksiniz. İnşallah yanlışların birçoğundan zaman içerisinde vazgeçiliyor, daha da vazgeçilecek. Siz isteyeceksiniz, siz talep edeceksiniz, sizi yönetenler de yapacak. Unutmayın, ne diyor sevgili Peygamberimiz? كَمَا تَكُونُوا جُوَلَّ عَلَيْكُمْ Siz nasıl olursanız başınıza öyle idare edilir. Kendinizi sorgulayın. Benim dinimle, imanımla, kitabım Kur'an'la, Peygamberimizin sünnetiyle, aziz şeriatımla hayatım ne derece örtüşüyor? Ben ne kadar Allah'ın kanunlarına razıyım ve yaşıyorum? Kendi noksanlıklarımızı tamamlayalım değerli kardeşlerim. Biz iyi olursak bizi yönetenler de iyi olmak mecburiyetindedirler. Çünkü sonuçta onayı tasdiki bizden alacaklar. Ne istiyorsun? Emret diyecekler bize. Biz kendimizi iyi yetiştirelim. Aleykum enfusukum. Siz kendi nefsinize bakın. La yadurrukum men dalle idette değil. Siz hidayet olup dini güzel yaşar, iyi bir Müslüman olursanız dalalette olan sapıklar ne dünyanın şarkında ne garbında size hiçbir zarar verir. O yüzden adam öldürmenin en büyük kaynaklarından bir tanesi de zinaydı. Bu bağlantıyı kurduk. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? وَلَا تَحْبُلُ Katletmeyin, öldürmeyin. Ellerse bir can. Elleti öyle bir can ki haram Allah, Allah onu haram kılmıştır. Haram. Hürmete şayan. İlla bir hak, hak eden müstesna. Onu da devlet yargılar, cezasını devlet verir. Yargıdan sonra. Öyleyse Müslüman adam öldüremez. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibi vebadır. Öldürmeyi ilk defa icat eden Kabil kıyamete kadar bütün katillerin günahını da yüklenecektir. Çünkü öldürme için ilk defa icat etmiştir. Sebep olduğu için, öğrettiği için bu yükü çeker. Dikkat edin, sadece yaptıklarınızdan değil, yapmasınız bile, yapılmasına sebep olduklarınızdan da sorumlusunuz. Siz birisine kötülük öğretirsiniz, o adam da yapar. Günahını alır, onun günahını bir kişi de sizin defterinize yazın. Neden? Siz öğrettiniz, sebep olur. Siz birisine iyilik öğrettiniz, bir ibadet öğrettiniz. Adam onu işledi, defterine sevabı yazılır. Bir kişi de sizin defterinize yazın. Neden? Sebep olduğunuz için. اَدَّارَتُ عَلَى الْخَيْرِ Hayra delalet eden, yol gösteren sebep olan kefaili gibi, faili gibi, yapanı gibi. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ Cana kıymayacaksınız. Adam benim malımı çaldıydı. Mal çalmanın cezası öldürmek değil. Adam zina etti, namusuna dokunmuş. Namusuna dokunmanın cezası öldürmek değil. Onu da mahkemeye verirsin. Yargı halinde. Sen değil. Adam bana sövdü saydı. Sövmeni saymanın bir cezası var.
mahkemeye verirsin veya affedersin. Niye öldürüyorsun? Adam öldürmek yok İslam toplumunda. Olmaz. İlla bir hak eden müstesna. Nasıl hak eder? Bizim hukukumuzda üç suçu işleyen devlet tarafından yargılanarak öldürülür. Ölüm cezası vardır. Ölüm cezasını kaldırmak devlette çok büyük, çok büyük, çok büyük hata. Derhal bu yanlışlar vazgeçilmeli. Suç niye verilir değerli kardeşler? Hukukta suç niye vardır? Cezayı önlemek için vardır. O yüzden caydırıcı olacak. Hangi suçu isteyeceğini bir adam karar verirken cezasını da düşünecek ve caydıracak durumda. Siz suça caydırıcı olmayan basit bir ceza verirseniz adam çalarak gider çayı yatar geri çıkarım der. Korkmaz ondan. Öldürürüm 6 yıl sonra geri çıkarım der. Korkmaz ondan. Zina yapar, ailelere dibine düşür, bunun bir suçu yok ki der adam çıkar. Namussuz alçak diyecekler, desinler umurumda mı diyor. Ölüm cezasını hak edeni öldüreceksiniz. Suçlu korkacak, suçlu suç istemekten korkacak. Ceza, İnsanlar suç işlesin de bir daha acımasız da ona eziyet işkence edelim mantığıyla verilmez. Ceza suçtan caydırmak için verilir. Aynen silah alma gibi. İnsanlar bu kadar bomba biriktiriyorlar, bu kadar silah alıyorlar. Kullanıyorlar diyor, orada bomba duruyor. Niye? Ondan korkarak düşman üstünüze saldırmasın. Caydırmak için. Ceza da bu, caydırmak içindir. İslam üç suçtan ölüm cezası getirmiş. Birisi demin söyledi. Başlıktan nikah geçmiş kadın ya da erkek. Zina yaparsa ve dört şahitle ispat edilirse ölüm cezasına çarptırılır. İkincisi bile bile kasıt bile adam öldürmüştür. Şimdi anlatacağız. Üçüncüsü dinden dönmüş ve İslam'la savaşan insandır. Bu da ölür. Yakalanırsa üç gün hapsedilir. Din anlatılır. Neden dinden çıktı? Neresi de beğenmedi? Şüphenle giderilmeye çalışılır. Buna rağmen muvaffak olunmazsa ısrar ederse küfründe erkek öldürülür. Kadın bizde öldürülmez. Neden? Kadının savaşacak gücü yok. Sadece etkisiz kıldığı zararı. Gelelim öldürmeye. Değerli kardeşler, öldürmede üç yasa var. Üç kusur. Bir, taammüden, kasıt ile adam öldürür. Bile bile. İkincisi, hata ile adam öldürür. Yani öldürme niyeti yok. Mesela, işte ava gitmişti, bir karaltı gördü, sıktı av diye. Orada tuvaletini yapan bir adam varmış, onu vurmuş, öldürmüş. Veya trafik kazasındaki istemeden kusurlar gibi. Veya işte bir yere bir çukur açmış, içine insan düşmüş. Önlemli tedbirini almadı halde. Mesela ölüm iki çeşit. Değerli kardeşler, kasıtla bile adam öldürenin cezasını üç tane şık getiriyor İslam'da. Bir, ailesi isterse öldürülen tarafı, acılı insanlar isterse kısas ister. Kısasa kısas o adamı öldürür. Kamiyette kalır. Katil bunu bildiği için kolay kolay adam öldürmez. İkincisi diyet ödemek. Ağır bir diyet var. Ve bu ağır diyeti yalnız başına bir insanın ödemesi çok zordur. O yüzden İslam hukukunda ceza şahsiydi, kişiye bağlı ama bu noktada ailesi veya sendikası gibi, kurulu gibi kurumlar devreye girer. Nedir o diyet cezası? 100 sığır, 100 deve, 100 deve, 200 sığır veya 2000 koyun ya da keçi.
Cep telefonlarınızı hemen sayı yapıp çıkarabilirsiniz. 400-500 milyon gibi bir para çıkartarsınız. Bir adamın kolay kolay ödemesi mümkün değildir. İneğin tanesini ister 5000'den ister 10.000'den çarpın. 100 tanesi olsa 5000'den 2 sıfır koyun. 10.000'den olsa onun üstüne 2 sıfır koyun. Bunu da bir misli toplayın. 100 değil, 200 sıra çünkü öyleyiz. Sulcayız. Oturur 500 milyon değil de 300 milyonumuz var verebiliriz. O kabul eder onu da. Ayıp değil, günah değil. Akrabasının kanını yemiş değil. Çokları bunu ayıp sayıyor. Ve biz ara bulmak için gidiyoruz. Trafik kazası olmuş. Adam pişman. Ben diyor, diyet edeyim bu kardeşlerime. Bu mahkemeye göre olmaz. Perişan olmasınlar mahkemelerde, avukatlarda. Diyetini ödeyelim. Ya ayıp olur. Onun parası kanını yedi, etini yedi derler. Ayıp değil kardeşim. Bu bir cezadır. Kan parası. Adını öyle mi diyorsun? Öyle değil. Bunun dindeki gerçek adı değil. 100 deve, 200 sürü, 2000 koyun. Aileler de bunu ödemeye yardımcı olmak zorunda. O niye bu? Herkes derisine sahip çıksın diye. Çünkü bu zamana kadar tecrübemle biliyorum ki bir adam öldürmeye tek başına karar vermiyor. Aile ya da arkadaşlar, dostlar uzun uzun düşünüp taşınıp karar veriyor. Eğer aile hayır dese, karşı çıksa o adam onu öldürmeyecek. Bu noktada bazı cahil insanlar sen öldüremiyorsan, namusunu temizleyemiyorsan, erkekliğin yoksa bize söyle, gerekeni biz yapalım diye adamı tahrik ediyor. O yüzden akrabalarına ya da modern devletlerde onu aşarsa, akile dediğimiz bu konuda bağlı bulunduğu sendikası veya işte efendim bağlı bulunduğu sosyal kurumlar devreye girebilir. Ama ağır bir ceza. Bu da caydırıcıdır. Üçüncü bir cezası daha vardı. Ona ceza demiyor. Affet. Adam senin akrabanı öldürmüş. Mirası düşen yakın akrabaları katilin karşısına geçiyorlar. Önceki hakkı bir, kısasa kısa isterse öldürüldü. İki, diyen isterse alırdı. Üçüncüsü, affetti. Af, ne ceza olur? Değerli kardeşlerim, belini kırar katilin bu af. Öldürülmek üzereyken af edilmesi öldürür. Onu iyilikle yemiş olur, bitirmiş olur. İtba billetihi ahsen. Allah'ın tavsiyesidir. Sana yapılan kötülükleri en güzel bir şekilde sal. Sana kötülük yapana iyilik yaptığın zaman adamı utandırır, mağlup eder, minnettar eder, belini ve boynunu büker, bundan sonra sana bir dost olarak bulursun. Biz adamın akrabasını öldürdük, onlar bizi affettik diye ömür boyu başı yedirdik ve pişman olduk. Toplum bir can kazanır, pişman olmuş, arınmış bir can. Ve bu adamların mükafatı nedir? Bir akrabası öldürüldüğü halde, onu cezalandırma imkanı olduğu halde, yargı, mahkeme yoluyla, affeden adama cennetin 8 kapısı açılır ve Allah ben senden daha çok affedeceğim. Bu yüzlerinden gidin. Biraz önce ne düşünüyordunuz? Ulan akrabam öldürmüş, ben onu affeder miyim? Diyordunuz. Şimdi eder misiniz?
Bu dünyaya ne geldi? Allah'ın sevgisini kazanıp bir cennete gidebilmek. Bir cehennemde bir kurtulma. Bir girdik mi? Orası cennet. Sonsuz bir hayat. Köşkler, ağaçlar, ırmanlar, yiyecekler, huriler, neyse. Bir girsek şu cennete. Bir kurtulsak şu cehennemden. İşte sana fırsat. Allah diyor ki sen bunu affedersen ben de seni affedeceğim. Cennet sana hazır. Affetmez misin? Ey Allah Celle Celaluhu'nun rızasını talep eden, cennetini özleyen Müslüman edersin. Affet. Olmuş burada. Böyle en büyük sorun en tatlı bir şekilde halledilmiştir. Ne sayesinde? Allah Celle Celaluhu'ya ve ahiret gününe iman sayesinde. Yavru bundan bir şey anlamadım. Bunlar Müslüman. وَلَا تَقْتُلُوا öldürmeyiniz en nefse bir nefsi bir canı elleti harram Allah. Allah ona haram kılmıştır. Allah لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Beni Adem'i mükerrem, saygın kıldım diyor. Eline bal yoksa al, Kabe'yi taş taş yık. Bir insan kalbini kırmaktan, yıkmaktan çok daha ehvendir. Çok daha ucuzdur. Çok daha kolaydır. İnsan. Allah insanı çok seviyor. Çok değer veriyor. Ellerimle yarattım. Ve halaktu bi yedeyye ruhumdan istedim. Meleklerini Adem'e secde ettiriyor. Kainatı onun emrine veriyor. Hazreti Muhammed gibi peygamber gönderiyor. Doğru yolumuzun mutlu olsun diye. Bütün peygamberler de gönderiyor. Din gönderiyor. Yaşama tarzını, yaşama biçimini öğretiyor ona. Yol gösteriyor. Karanlıklardan bırakmıyor. Allah cennete. Her şeyi yapıyorum. Kul böyle bir Allah'a kul olarak teşekkürünü, şükrünü ödemezsin. Allah insanı çok seviyor ve çok saygı görmüştür. Sen nasıl böyle bir insanı öldürebilirsin? Haram Allah! Allah haram kılmış onu, Allah! İlla bir hak hak edemiz. Tekrar et, yarım saydık onları. Ve men her kim utile öldürülürse, mazlumen mazlum olur. Öldürülen şehit. Değerli kardeşlerim, mazlum olarak öldürülene çok da acımıyor. Gideceği yeri buldu, şehittir o. Hocam suçluydu, neydi suçu? İşte dövmüştü birisini, dövmenin suçu dövülmektir, öldürülmek değil. Zulmedilmiş onu, cennete gider inşallah. Fakat hiç şüphesiz cehennemde biz yarattık bir velihi, velisi için, yakın akrabası için sultana bir yetki. Destek verdik, güç verdik buna, yetki verdik. Nedir o? Demin anladım. Öldürdün mü benim akrabamı? Bende de 3 tane yetki var. Allah verir. 1. Kısasa kısas. Mahkemeye gider bu da öldürülsün de. Öldürülür. 2. Diyet. 100 lira. 200 lira. 2000 koyun parası. 7 sülalesini zengin edecek bir para var. 3. bir şey. Affeder. Kazancı ne olur? Allah buyur cennetedir. Ben senden daha çok affediciyim. Kendisinin cümle günahlarını affet. Böyle olunca kim kan davası gider? Kim kan davası gider? Kimse kimseyi öldürmez. Ama adamın akrabasını öldür. Çocuğunun, torununun, babasının gözünün önünde 5 yıl, 6 yıl, 3 yıl sonra sallana sallana gel,
Bir de din yok, iman yok, ahlak yok, terbiyesizlik var. Tahrik edici bakışlarla, laflarla, lafa adam da çıkarır, sen öldürür. Onun çocuğu da sen öldürür, senin çocuğun onu bulamazsa eşeğini öldürür, tarlasını yakar. Kimse gece sokağa çıkamaz olur. Kan davası gibi. Yaşa o memlekette. Neden yaşayamıyorsun? Şeriat yok ondan yaşayamıyorsun. Şeriatın olduğu yerde adalet olur, barış olur, huzur olur, mutluluk olur, esenlik olur. Allah'ın kanunlarının olduğu yerde kan davası olmaz. Çünkü cezasını Allah verir. Öyleyse kardeşim, sana Allah bir yetki verdi mi? Bela yüzlük bir katli sen de katli ıslah et. Aşırı gitme. Hakkını al, daha fazlaya tecavüz etme. Sen de ey akrabası öldürme. Allah'ın verdiği, yetkiyi al, ötesine geç. Sınırını aşma. Çizmeyi aşma. Haddini bil. İsraf etme. İnne bu hiç şüphesiz ki bu davranış kâne mansura sana bir yardım edilir. Hakkını aldın da daha ne israf ediyorsun? Daha ne öteye gidiyorsun? Adalet nedir? Denk tutmamız. Denk. Suç ve ceza denk olacak. Suç çok ağır, ceza çok hafif olursa dengesizlik olur. Eşek semeri devirir. Toplum huzuru devrilir, dönülür. Eşik olur. Suç kadar ceza, ceza kadar suç. Ben olur. Suç isteyen cezasından da korkar. Suç caydırıcı olacak. Suç caydırıcı cezasını aldığı zaman işi bitmiştir. Bir de ben ceza verdim demeyeceğiz. Evet değerli kardeşler. İslam'da can böyle korunur. İnsanın en büyük hakkı insan haklarının başında hayat hakkı, yaşama hakkı geldi. Onu da İslam korur. Böyle korur. Ama bu kanun kime faydayla? Allah'a ve ahirete iman eden İslam dinine teslim olan insanlara fayda eder. Allah Celle Celaluhu bizi ve toplumumuzu öyle eylesin inşallah. Lillahi Teala.